Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Nasılsınız? Evet, bugün sizlerle uzun zamandır videosunu çekmediğim bir şey yapacağım. Sizlere bugün iki tane creepypasta'dan bahsedeceğim. Creepypasta efsaneleri benim hoşuma gidiyor açıkçası. Kanalımda da daha önceden bununla ilgili birkaç tane videom vardı. Yukarıya linkini bırakacağım. Eğer creepypasta seviyorsanız hemen o playlisti izlemeniz lazım. Dediğim gibi bugün size iki tane creepypasta anlatacağım. İkisi de oyunla ilgili creepypastalar ve ikisi de gerçekten oldukça korkutucu. Ancak bu harika videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda beni aşırı derecede çok fazla mutlu ediyorsunuz. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet, eğer kanalıma abone olduysak, bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiyseniz ve tabii ki de hazırsanız başlayalım. Polybius bir konsol oyunuyla ilgili şehir efsanesidir. Söylenene göre bu oyun oynayan kişi de nöbetlere sebep olur. İddiaya göre bu oyun beyin yıkama işlemleri için kullanılıyordu. Hatta bu oyun oynayan kişinin intihar etmesine sebep olur. 1980'li yıllarda insanlar oyun oynamak için konsol oyunlarının bulunduğu oyun salonlarına giderlerdi. Polybius oyunu da 1981 yılında piyasaya sürüldü ve oyun salonlarında yerini aldı. Oyun makinesi tamamen siyahtı. Tek süslemesi üzerinde parlak harflerle yazan Polybius ismiydi. Oyun için kullanılan tek bir düğme ve bir joystick vardı. Polybius oyunu bir atış oyunuydu. Ekranda hareket eden gemiyle düşmanları yok etmeye çalışıyordunuz. İddiaya göre Polybius çok popüler bir hale geldi. Oyun inanılmaz derecede bağımlılık yapıcıydı ve insanlar bu oyunu oynayabilmek için sıralara giriyordu. Ancak oyunda ürkütücü şeyler vardı. Oyunu oynarken bir kadının ağlama sesi duyuluyordu ve ekranın kenarlarında bir takım yüzler beliriyordu. Bazıları ise ekranda birden subliminal mesajlar gördüklerini söylüyorlardı. Bu mesajda şöyle yazıyordu: "Kendini öldür." Bu oyunu oynayan kişiler korkunç kabuslar görüyorlar ve panik içinde uyanıyorlardı. Aynı zamanda şiddetli bir şekilde mide bulantısı yaşıyorlardı ve nöbet geçiriyorlardı. Halüsinasyonlar görmelerine sebep oluyor, hatta bazıları ise intihar ediyordu. Bir oyun salonu sahibine göre bu oyunu kontrol etmek için siyah takım elbiseli gizemli adamlar geliyordu. Ancak bu adamlar oyuna oynayabilmek için attıkları parayı toplamak için gelmiyorlardı. Oyundan veriler alıyordu ve aynı zamanda oyunun ayarlarını değiştiriyorlardı. Bu yüzden insanlar bu oyun için insanların beynini yıkamak, onları kontrol etmek ve subliminal mesaj vermek için bir deney olduğunu söylüyordu. Oyun çıktıktan yaklaşık bir ay sonra oyun toplatılıyor. 1998 yılında oyunun tekrardan piyasaya çıktığı ile ilgili bir söylenti çıkıyor. Ancak bu oyunu kimse bulamıyor ve bu oyunun gizemi asla çözülemiyor. Hatta ünlü The Simpsons dizisi bir bölümünde bu oyunla ilgili atıfta bulunmuştur. Lavanta Kasabası Sendromu bir oyunla ilgili oldukça korkutucu şehir efsanesidir. Efsaneye göre bu oyun intiharlara sebep olur. Bu oyun Pokemon'un oyunudur ve 1996 yılında piyasaya sürülmüştür. Ve oyun çıkmasından kısa bir süre sonra 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların intiharına sebep olduğu söylenir. Aynı zamanda bu oyunu oynayan çocuklar hasta olmaktadır. İddiaya göre bu intiharlar ve hastalıklar oyunda Lavanta Kasabası'na ulaşan çocuklar arasında gerçekleşir. İddiaya göre Lavanta Kasabası'na ulaştığında oyunda bir müzik çalar ve bu müzik sadece çocukların duyabileceği bir frekanstadır. İddiaya göre Lavanta Kasabası'nda çalan bu müzik sebebiyle 100'den fazla çocuk intihar etmiştir. Ve birçok çocuk da bundan dolayı hasta olmuştur. İntihardan bu çocuklar genellikle ya kendisine asmıştır ya da yüksek bir yerden atlamıştır. Bu müziği dinleyen çocuklar şiddetli bir şekilde baş ağrısı çektiklerini söylemiştir. Bu olaylardan sonra şirket bu Lavanta Kasabası'nda çalan müziği
değiştiriyor. 2010 yılında Lavanta kasabasında çalan bu müziği analiz etmek için özel bir yazılım kullandığını söyleyen bir video çıkıyor. İddiaya göre Lavanta kasabasının bir de beta sürümü vardır. Söylenene göre bu beta sürümü insanlara test amacıyla dağıtıldı ve bu beta sürümü internette de yer almaktadır. İşte ünlü Lavanta kasabası beta sürümünün videosu. Evet, oldukça ürküticiydi ikisi de, değil mi? Bence birazcık korkmuş olabiliriz. Çünkü ben korktum. Evet, dediğim gibi bunlar creepypasta şehir efsaneleri. Gerçekten oldukça ürkütücü oluyor ve eğlenceli oluyorlar, keyifli oluyorlar. Siz bu oyunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.